Zor yıllar, acı dolu günlerdi. Mustafa Kemal Paşa, milli mücadele dönemi içerisinde ilk kez Uşak'a 1920 yılı içerisinde gelmiştir. Yunan İleri Harekatı sonrasında Kulaf ve yakın çevrenin elden çıkması üzerine Batı cephesini kontrol etmek amacıyla Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak'ı kapsayan bir gezi yapmak planlanmıştır. Bu gezide Paşa'ya Milli Savunma Bakanı Fevzi Çakmak, bazı milletvekilleri Rasim Kaplan, Muhittin Bağfar, Tunalı Hivi Beyler gibi isimler de eşlik etmiştir. Gezi planlamasına göre önce 9.30 gibi sabah Banaz'da olmak planlanmıştır ki bu plana da uyulmuştur. 1 Ağustos 1920 sabahı Banaz'a gelen heyet buradaki askeri birlikleri denetledikten sonra beraberindekilerle tekrar Uşak merkeze gelmiştir. Uşak'ta tren istasyonunda karşılanmıştır Mustafa Kemal Paşa. İbrahim Tahtakılıç Bey tarafından bir hoş geldin konuşması yapılmış. Daha sonra hemen yakınlarda bulunan Harman Yeri olarak adlandırılan günümüzdeki Uşak Devlet Hastanesi'nin bulunduğu alana geçilmiştir. Çünkü buradaki birlikler burada ikamet etmekteydiler. Buradaki askeri birlikleri teftiş eden ve oradaki askerlerden gerekli bilgileri aldıktan sonra askerlere hitaben bir konuşma yapmıştır. Paşa'nın konuşmasını bazı milletvekillerinin konuşması da izlemiştir. Konuşmalardan sonra kalabalık heyet Uşak merkeze doğru yola çıkmıştır. Uşak'ta günümüzdeki Hasan Hilmi Ortaokulu olarak kullanılan Alaaddin Tritoğlu'na ait olan binada Paşa ve beraberindekiler bir süre dinlendirilmiştir. Daha sonra hükümet konağına geçen Paşa, burayı da teftiş ettikten sonra hemen yakınlarda Eşme Cephesi olarak adlandırılan Elvanlar bölgesine geçmiştir. Buradaki askeri birlikleri de teftiş etmek istemiştir. Paşa'ya bu gezide 12. Kolordu Komutanı İzzettin Çalışlar Bey de eşlik etmiştir. Buradaki incelemeyi tamamladıktan sonra akşam Uşak'a dönen Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet bir süre dinlendikten sonra gece trenle Afyonkarahisar'a doğru Uşak'tan ayrılmıştır. Atatürk'ün Uşak'a ilk ziyaretinden çok kısa bir süre sonra 29 Ağustos 1920'de Uşak Yunan kuvvetlerinin eline geçmiş ve Uşak'ın acı dolu günleri başlamıştır.